Hepinize tekrardan merhabalar. Bu seferki videomuzun konusu hayvanlar aleminden olacak, diğer videolardaki gibi. Peki içeriği ne olacak derseniz, bu sefer yırtıcı kuş türlerine bakacağız. Birbirinden farklı kuşları inceleyeceğiz. Hiç zaman kaybetmeden hızlıca başlayalım. İlk yırtıcı kuşumuz sakallı akbaba. Diğer türlerden farklı olarak kel değildir. Oldukça büyük kuşlardır ve 95 ila 125 santim boyunda değişkenlik gösterebiliyor. 235 ila 280 santim kanat açıklığında oluyorlar. Ağırlıkları ise 5 ila 7 kilogram arasında. Yetişkinler kabarık baş ve boyunludur. Başta siyah bir bıyık bulunuyor. Kuyruk ve kanatlar gri. Genç bireyler tamamen koyu renklidir. Ergin tüylerine kavuşması yaklaşık 5 yılını alıyor. Sıradaki ikinci yırtıcı kartalımız ise dünyanın en güçlü kuşu olan harpiye kartalı. Yetişkin bir harpiye kartalının kanat uzunluğu 2 metre, ağırlığı ise 10 kiloya kadar ulaşabiliyor. 13 ile 15 santim arasında değişiklik gösteren bu kuş türünün pençesi ise yetişkin bir boz ayının pençesinden daha büyük boyutlarda. Üçüncü kuşumuz ise büyük boynuzlu baykuş. Amerika'ya özgü büyük bir baykuştur. Çok geniş bir alana yayılmış, son derece uyumlu bir kuş türü. Başlıca avları tavşanlar, fareler, kemirgenler ve memeliler. Kuşlar, sürüngenler, amfibiler ve omurgasızlar dahil olmak üzere yakalayabildiği her hayvanı özgürce avlıyor. Dördüncü kuşumuz ise güneydev fırtına kuşu. Boyu 85 ila 100 santim, kanat açıklığı 180 ila 205 santime kadar olabiliyor. Genel olarak fok ve penguen leşleri, kalamar, kril, kabuklular ve bulabildiği canlı artığı şeylerle besleniyor. Zamanının çoğunu besin aramakla geçiriyor. Genellikle ölü bir fok veya balinanın yanı başında bulunabiliyor. Bundan dolayı Antarktika'nın akbabası gibi görülüyor. Güneyde fırtına kuşları buzsuz kıyı bölgelerinde, kayalık uçurumlarda, açık düzlüklerde, plato kenarlarında veya açık deniz kayalıklarında yuva yapıyor. Yuvaları tamamen karla kaplı olsa bile ebeveynler yumurtalarının üzerinde civcivleri soğuktan korumak için oturuyor. Soyu tehlike altında olan canlılar kategorisinde olmalarına rağmen sayılarının gittikçe azaldığı tahmin ediliyor. Beşinci yırtıcı kuşumuz ise akbabalar. Akbabaların başları kel, kursakları büyüktür. Yürümeye ve leşleri tutup kaldırmaya uyum sağlamış olan ayakları iri ama güçsüz, tırnakları ise yassıdır. Gagaları genellikle eti ve deriyi koparabilecek kadar güçlü ve kalındır. Görme duyusu bütün türlerde, duyma duyusu ise hindi akbabasında gelişmiştir. Tek eşli bir üreme özelliği gösterirler. Bir sonraki kuş türümüz ise kartal. Kartallar genel olarak diğer uçan yırtıcılardan daha iri ve daha güçlüdürler ve kafa yapıları daha büyük. Diğer yırtıcı kuşlar gibi eğri gagaları, kaslı bacakları ve güçlü pençeleri vardır. Eğri gaga yapısı avlarının etlerini söküp almaya yardımcı olurken kaslı bacakları ve kilitlenebilen pençeleri sayesinde kendilerinden daha ağır avları bile uçarak taşıyabilirler. Kartalların görme yetenekleri çok gelişmiştir. Yüksek irtifalarda süzülürken yeri tarayarak avlarını hissettirmeden tespit edebilirler. Göz bebeklerinin kafa taslarına oranla çok büyük oluşu gelişmiş görme yeteneklerinin anahtarıdır. Ayrıca kartallar diğer kuşlara göre çok daha yüksekten uçarlar. En yükseğe uçan kuşlar benekli akbabalardır, 11 kilometre. Genel yaşam alanları ormanlar ve dağlardır. Yuvalarını yüksek kayalıklarda ve uzun ağaçların üst kısımlarına yapıyorlar. Yuvaya bıraktıkları bir ya da birkaç yumurtanın kuluçka dönemi 6-8 hafta sürüyor. Kuluçkadan çıkan yavrulardan büyük olanı genellikle diğer yavruları öldürüyor. Anne ve baba ölümü durdurmak için herhangi bir müdahalede bulunmuyor. Yavaş yavaş yavru gelişiyor. Ancak 3 ila 4 yaşına giren kartalların yetişkin tüyleri çıkıyor. Kaya kartallarının yaklaşık olarak kanat açıklığı 3 metreyi bulabiliyor.